كالأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Değerli Müslüman kardeşlerim, öncelikle bu sabahın nasiplerin dağıldığı erken saatte hepinize sıhhat, afiyet, helal kazanç, birbirimizle sevgi, muhabbet ve kardeşlik, dostluk içerisinde daima birbirimizle huzur içerisinde yaşamanızı nasip etmesi için Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyoruz. Efendim, geçen yıl Hatim geceleri ve sabah namazı buluşmaları adı altında müftülüğümüz görevli arkadaşlarımızdan bir grupla, grup derken bir ekiple diyelim. Grup yanlış anlaşılıyor, gruplaşma gibi anlaşılıyor. Ekiple başlattığımız bu hizmeti bu yıl da devam ettiriyoruz. Bu yıl buna yeni bir tane, bir yenisini daha ekledik. 16 arkadaşımızla 4 arabada 4'er kişi bir günde, bir gecede 16 köy yapabileceğiz. Yani bir arabada 4 kişi var, arabayı kullanan 1, 2, 3, 4. köyde kendisi kalıyor. Sonra oradan onları toplayıp geliyor. Ne yapıyor peki? Camide değil mi sana? Kahvede. Kahveden camiye davet programı ilk defa uygulayacağız inşallah. Şimdi umumiyetle şöyle bir hata işliyoruz. Hata diyorum. Çünkü dinimizin uygun görmediği şeyler hatadır. Camiye gelmeyenleri hep tenkit ediyoruz, eleştiriyoruz. Artık diyoruz bunun dinle alakası kalmadı dediğimiz oluyor. Efendim bunun ahiret aklına gelmiyor dediğimiz oluyor. Bu anlamaz bu işlerden dediğimiz oluyor. Öyle dememek lazım. Bizim işimiz Peygamber Efendimizin yoludur. Bizim yolumuz Peygamber Efendimizin yoludur. Peygamber Efendimiz bu anlamaz, bu anlar demedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aylarca nasihat etti. Hiç inanın olmadığı gibi kendisine bir takım çapulcuları toplayarak taşladıkları oldu. Taif seferi mesela. Dolayısıyla onun
kını olamayız, onun tüyü olamayız. Ama ona benzeme hususunda gayret eder miyiz, ederiz. Bu bizim elimizde. Onun yolunda yürümek gayreti bizim elimizde, yaparız. İnşallah bu niyetle yola çıkıyoruz. Bir gün bakarsınız bu hemen netice vermesini beklemiyoruz. Seneler sonra o kahvede bulunup da o gün anlatılanları, konuşulanları dinleyip de seneler sonra ya ne güzel gelmişlerdi, bir gün anlattılar, bir hocamız geldi bize şöyle şöyle demişti efendim. Halbuki kahvenin öbür köşesinde birisi oyun oynuyordu, ona ses çıkartmadı. Arkadaşlarıma özellikle bunu söylüyorum. Kahvede oyun oynayan olabilir. Siz geldiniz diye bırakmaz. İnadına daha da böyle elindeki taşı vurur. Katiyen alınmayın. Katiyen onu hedef alarak konuşmayın. Hiçbir faydası yok. Gazi köyden geldiler. Ondan farklı değil. Hatta bu daha ibadet için gelinen bir şey. Efendim, ne yaparsınız, ne hissedersiniz? Bunlar sünnet yaptığı duyduğunuzda ya adam davet etmedi ama unutmuş olabilir. Bize geldiydi o. Bize gelmişti. Gidelim dersiniz. Onun için efendim Gazi köyde de böyle bir şey yaptığımızda buranın hocamız, hocaya söylediğimizde efendim siz de oraya gelirsiniz ya da bir başka yakın köyde yaptığımızda oraya gelirsiniz. Bunlar hep niçindir? Sabah kahvaltısı biz evimizde yapamaz mıyız? Aç mı kaldık? Derdimiz yemek değil. Derdimiz burada kürte taşmak değil ama arkadaşlarımız o kadar söylediğimiz halde yine kendileri bir hazırlık yapıyorlar. Mesele değil. Şimdi buradaki esas mesele Allah rızası için Müslümanların bir araya gelmesi. Size bir müjde vereyim. Bir gün bir Müslüman bir yere gidiyor. Bir insan şeklinde, meleğin birisi insan şeklinde gelmiş, gelmiş o vatandaş. Selamun aleyküm. Karşılaştığı selam vermiş. Nereye gidiyorsun? Filanca kardeşime gidiyor. Ondan alacağın var, onu almaya mı gidiyorsun? Hayır. Ona borcun var, borcunu ödemeye mi gidiyorsun? Hayır. Ondan bitecek işin var, onun için mi gidiyorsun? Hayır. Nereye gidiyorsun kardeşim? Sırf Allah rızası, o kardeşini ziyaret ediyor. Melek diyor ki, müjde vermeye geldim ben. Allah-u Teala bu müjdeyi selamıyla birlikte sana bildirmem için gönderdi. Senden duymak istedim. Onun için sordum. Allah rızası için bir Müslümanın bir Müslümana gitmesi Yüce Rabbil Alemin gözünde çok kıymetli. Yedi sınıf kimse vardı. Yedi sınıf kimseden birisi, o yedi sınıf kimse kimdir onlar? Mahşerin dehşetinden korunan, arşın gölgesinde gölgelenmeye hak kazanan Allah'ın kullarıdır. Kimdir o yedi sınıf kimse? Adaletle hükmeden devlet reisleri, evin içinden devletin tepesine kadar adaletle yönetecek idareciler. İki, sağ elin verdiği sadakadan sol elin haberi olmayanlar. Üç, birbirlerine Allah rızası için ziyarete gidip dönenler. Dört, genç, güzel, zengin bir kadın kendisini tenhada zinaya davet ettiği halde ben gelemem Allah'tan korkarım diyenler. Evet. Neyse lafı, biz böyle konuşma hastalığı olduğu için bizde lafı bitiremiyoruz. Hazırlığı yapmak üzereler. Ben size şeyden bahsedeyim. Takkeci İbrahim Çavuş'tan bahsetmezsem şimdi olmaz. Sohum Baba Hazretlerinden bahsetmezsem o da olmaz. İki olay anlatayım, mevzuyu tamamlayayım. Efendim, Osmanlılar zamanında Topkapı semtinde Takkeci İbrahim Çavuş diye bir mübarek zat vardı.
Neden takkeci İbrahim Çavuş derlermiş? Takke diker satarmış. Geçimi o. Ara sıra böyle takke sattığı kimseler, takke dikerken yanına gelen kimselere dermiş ki, sultanım ne içimden geçiyor biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Cami yaptırmak istiyorum. Ya ilahi, İbrahim Efendi takke dikip satarak cami mi yapılır? Ne dermiş biliyor musunuz? Sultanım, deniz ateş alır mı? İhtimaldir, alır. Hep karşısındakine sultanım dermiş. Hani biz diyoruz ya bazen Ahmet Bey, Ahmet Ağa, Mehmet Ağa filan, o da sultanım dermiş. Gel zaman git zaman bir gün bir rüya görmüş efendim. Çok enteresan, çok ibretli efendim. Rüyada nur yüzlü bir zat gelip kendisine demiş ki, İbrahim Efendi, Bağdat'ta bir kervansarayda iki salkım üzüm rızkın var, git o üzümü ye. Kan ter içinde uyanmış onun heybetinden. Hemen hanımına demiş ki, hanım ben Bağdat'a gidiyorum. Alasmağlı deyip yola çıkmış. O günkü şartlarda artık yayan, ne kadar zamanda gitmiştir kim bilir. Bağdat'a, o kervansaraya vardığında kuru bir dilim ekmeği varmış. Hancı demiş ki, bir isteğin var mı? Tamam, bir bardak su getir. Bir bardak su getirmeye gittiğinde oturduğu yerin üstünde asma dalları varmış, 3-4 tane asma yaprağı dökmüş. Düşünce şöyle bir bakmış ki, o iki salkım üzüm asmada. Rüyada gösterilen. Efendim, hancı gelmiş, suyu getirmiş, şöyle yukarıdaki o iki salkım üzüm uzanıp koparmış, kardeşim demiş, bari şu üzüm de ye şu kuru ekmeği. O suya bandırıp bandırıp yemeye başlamış. Üzümü de bu arada yemiş. Derken hancıyla oturup sohbete dalmışlar. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, niçin geldin filan. Ben demiş, İstanbul'dan geliyorum. Rüyamda bir mübarek nur yüzlü zat bana dedi ki, kalk Bağdat'ta filan kervansarayda rızkın olan üzümleri git ye. Hancı demiş ki, yahu Allah'ını seversen iki salkım üzüm için rüyada gördüm diye buraya gelinir mi? Ne adamsın sen de demiş ya. Ben de rüyalar görüyorum, ne rüyalar demiş. Geçenlerde demiş, İstanbul Topkapı semtinde Takkeci İbrahim Efendi'nin bahçesinin köşesinde bir küp aldım var, git al dediler, ona bile gitmedim dedim. Fakat Takkeci Ahmet'e İbrahim Efendi kendini tanıtmamış. Sesini çıkartmamış. Vedalaşmışlar. İstanbul'a dönüp kendi evinin bahçesindeki o hancının söylediği yeri kazmış bir küp altın. İşte o altınlarla Takkeci İbrahim Çavuş Camisi yaptırmış efendim İstanbul'da. Ne kadar hoş, iyi niyet, teslimiyet, yani ne diyor, ne demişti hatırlayın. Deniz ateş alır mı sultanım? İhtimaldir alır dermiş karşısındakilere. İşte Allah-u Teala olmazları oldurur. Olmazları oldurur. Yaratan odur. Hallakul azim, malikül mülk odur. Onun için İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, kuşlar kadar olabilsek teslimiyette. Kuş sabahleyin kalktı şimdi, yuvadan şöyle sağa sola baktı, çik 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 ötmeye başladı, kursak bomboş. Hatta bazen bu karlı bir dağda uyanabilir, köyde uyanabilir, hiçbir yerde yem sabahın soğuğunda nerededir yem belli değil ama bir endişesi de yoktur diyor İmam Gazali Hazretleri. Bir teslimiyet içinde yuvadan çıkar, rızık alamayan. Allah-u Teala da onun rızkını yolunun uçuşunun üstünde yaratır. Ve akşamleyin kursağı dopdolu, karnı tok vaziyette yuvaya döner. İşte bu teslimiyetin bir ifadesidir. Allah'a teslim olmak. Sofu Baba Hazretleri mübarek dağdan odun getirir.
somun pişirir, satarmış Bursa'dayken. Pişirdiği somunları sırtına aldığı küfenin içinde sokakları dolaşarak dermiş ki somun var somun, müminler, müminler, somun var somun. Bayatı 40 para, tazesi 20 para. Ya somuncu baba, bu işte bir terslik yok mu demişti. Yani tersini mi demek istiyorsun? Yani tazesini 40 para, bayatını 20 para mı demek istiyorsun? Hayır evladım dedi. Bilerek söylüyor. Tazesi 20 para. Kurusu 40 para. Şey, bayatı. Neden demiş, hikmeti nedir? Evladım demiş. Şeyler açıyor Kur'an-ı Kerim'i ya da böyle oturuyor, başlıyor atmaya. İslam alimleri kimdi, ne dediler, bu dini nasıl anlattılar, ne zorluklar içerisinde, ne fedakarlıklarla anlattılar. Onların isimlerini saysanız da, onların kitaplarından nakletseniz de şu dini bereketi olsa ya, böyle nutuklar çektikçe millet dağılıyor, konferans verdikçe millet dağılıyor. Halbuki Allah adamları bakın, 400 küsur sene olmuş Safu Baba yaşayalı, 400 küsur. Ne? 1400 yıllarında 600 küsur. 600 küsur yıldır pişirdiği somun anlatılır, öyle değil mi? Bereketi anlatılır, şifası anlatılır. Bu mübarek Allah dostu oradan kalkar Aksaray'a gelir, Hamid-i Aksaray'ı ismiyle onu bu sefer anmaya başlarlar. Onlar kendilerini reklam etmedi. Onlar dünyalık beklemedi. Onlar bir menfaat için yapmadı bu işi. Sırf Allah rızası için. Zaten kıymetli olan da o ya. Allah rızası için yaptıklarımız kıymetlidir. Yoksa filanca beğensin, filanca aferin diyerek desin diye yaptıklarımızın hiçbir kıymeti yok. Değerli kardeşlerim, hani İhsan hocamız, Ramazan hocamız gibi burası çok böyle hoca yetiştirdiğinden size biraz cömert davrandım. Biraz uzattım lafı, biraz fazla konuştum. İstedim ki biraz daha fazla şeyler duysunlar bunlar. Kulaklarının pası silinsin. Bu ecdat öyle büyük ki onlardan ne kadar bahsetsek azdır. 900 küsur sene şanla, şerefle güzel dinimize hizmet etmişler. Rahmetle anılmaz mı bu ecdat? Bunların arkasından Fatiha okumamak ne vefasızlıktır. Bunları rahmetle anmamak ne vefasızlıktır. Bunların adını söyleyip de dini anlatmamak ne vefasızlıktır. Allah-u Teala bizi vefasız olanlardan eylemesin. Allah-u Teala ecdadını unutan, Fatiha'yı esirgeyen evlatlar, torunlar olmaktan muhafaza buyursun. Bizim de arkamızdan Fatiha'lar gönderecek nesiller nasip eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha.